Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Yoksa tadına mı bakalım hemen? Ya tadına bakmadan bir yanık kokusu geldi, öyle söyleyeyim. Yanık kokusu geldi. Evet, yanık, yanmış. Evet, çünkü dibi tuttu. Yani nereleri dibi tuttu peki? Alt tarafın dibi tuttu ama üstlerde herhangi bir sıkıntı yok çünkü... Altın kokusu mu üste geçmiş? Senin de ocağın benimki gibi elektrikli miydi? Elektrikli olunca. Tüplü. Ayağı tüplü zor. Biraz suyunu... sondu, suyunu ayarladım ama dalınca dibine tuttu. Oluyor. Peki bakalım tadı altın geçmiş mi? Buyurun, afiyet olsun herkese. Evet Hülya ablacığım, sunumuyla lezzetiyle nasıl buldun yaprak sarmayı? Sunumu güzel fakat pişmemiş pirinçler. Benim pirinç pilavıma dişime bilmem bir şey oldu dedi, unuttum. Pirinçler tamamen çiğ. Hiç pişmemiş, hiç. Gamze de eli iştahlı yedi ki. Çünkü bana pişmiş geldi. Evet, çorbana sıcağı sana denk geldi. Şöyle, yok, bir tanesi pişmiş gelmiş. Mutfakta tadına baktığımda evet bir tanesi çiğ gelmişti. Bilemiyorum ama... ben... geri dönemezdim çünkü süren bitmişti. Sadece üsttekileri kurtarabildim. Siz de biliyorsunuz ki alttakiler daha çabuk pişiyor, üsttekiler daha sonradan pişiyor. Peki bir şey diyeceğim, sarmanın altı yanmasına rağmen pişmemesi niye? Hani o kadar az koymuş. Çok mu açtın? Kısık ateşte, en küçük ateşte pişirdim. Pişmemiş artık. Peki matematiksel yöntemle, yani matematiksel baktığında bu dolmanın pişmesi lazım. Suyunu koyarken sıcak mı koydun, soğuk su mu koydun? Ilık. Ilık su, kaynar su koyacak. O sıra... kettle'ımızın fişi çekildiği için kaynar, kaynar su dökseydin daha güzel olurdu. Ağır ağır pişerdi. Yani bunu kabul ediyorum çünkü. Ağır ağır piş. Yani önce bir kaynar suyunu görecektin, ondan sonra altını kısacaktın. Çünkü ilk denediğimde bana da diri gelmişti, o yüzden... Pişerken üstüne yağ falan... Yaprağın da pişmemiş ama. Tabii ki de döktüm. Tek tek alayım ki hepinizin dediği anlaşılsın. Tamam. Hülya Hanım'daydım. Beğendim, beğenmediniz, pişmedi dediniz. Peki, Türkan Hanımcığım? Hem yanık, hem ben de beğenmedim. Şu an, çok özür dilerim, şu an sizin tabağınızda yanık yok, sadece yanık kokusu var. Ablacığım buyur, nasıl yanık yok işte? İyi o sarmanın ucu... verir misiniz bir? Şöyle bir ekrana göstereyim. Hülya abla, nasıl bir yanık var burada? Şu yeşiller ne? Abla o yaprağı... Yaprak yeşil. Yaprağın kurumuşu yeşil. Yani sıcaktan kurumuş üstü. Neyse ben yağlı bu yağsız. Bilemiyorum. Ama yanık mı geldi sana? Tad olarak hayır, yanık görüntü mı? Olarak pardon, bunları yanık zannettim ben. Anne, anladım. Yok o kuru bir... Bak bende de var. Size denk geldi. Bilemiyorum, kenarı ortası. Peki. Tadet nasıl bulmuş? Beğenmedim. Çünkü hem pişmemiş hem yağlı da değil yani. O kadar yağlı da değil. Kuru peki, biraz. Sakin abla. Kuru, ben ilk baştan söyledim. Kuru yani, güzel olmamış dolması. Beğenmedim. Beğenmedim. Pişmemiş, yaprak da pişmemiş. Gamzeciğim eline koluna sağlık ama maalesef ki lezzetli bir yaprak sarması yiyemedin. Bunun en büyük nedeni sen ocakların altına hep harlı harlı açtın. Bunun da altı o kadar kısık değildi. Harlı açtığın için pilavı da o şekilde biraz harlaşmıştı, sonra çevirdi. Suyu bir denemdi. Ama maalesef ki dolma pişmedi, dibi tuttu. Bunu ağır ağır suyunu biraz da yağsız olmuş. Evet. Pirinçlerin içi de yağsız. He, böyle bir yarışmada 2 saatlik sürede riske atmamak için yarım çay bardağı, yarım çay ya da bir çay bardağı bir suyla şöyle bir demlendirip, bir pilav evet, tarzı demlendirip öyle sonra sarsaydım bu kadar uzun pişirmene de gerek kalmaz da ağır ağır da güzel pişerdi. Onu hiç denemedim Kadir Bey. Olabilir. Yüzden... Bir de senin usulün farklıydı zaten. Domates evet, falan da var bunun içinde. Şu an hepsini yiyemedim zaten çiğ olduğu için. Elle koluna sağlık afiyet diyorum. Olsun. Şöyle vereyim. Ellerine sağlık. Evet, şimdi ana yemek olarak Hünkar Beğendi geliyor. Yanında şehriyeli pirinç pilavı geliyor ve mevsim salatası geliyor. Bakalım Hünkar Beğendi'yi hanımlar beğenecekler mi? Hülya Hanım, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Daha tabağının yanık olmadığını bile anlamıyorsun. Evet, sunumu nasıl buldunuz Saadet? Güzel. Beğendin mi? Hı hı. Tabii ki yemekte şimdi görüntü çok önemli. Hani bir restorana bile gittiğinizde böyle vitrindeki yemeğin bir görüntüsü sizi cezbediyor. Ha evet, bazısının tadı kötü oluyor ama görüntü olarak bir alma isteği duyuyorsunuz. Buyurun, afiyet olsun herkese. Salataları unuttum. Onu ben hatırlatayım. Pardon. Onu ben hatırlatayım. Masamızın hatırlatıcısı. Ben de unutmuştum salatayı. Gerçi ben unutmamıştım da. Masaya oturmuştum hatırlatmıştım. Ama beni, sonra hatırlattım. Beni Kadir Bey çağırmıştı ama gel otur demişti. Bilemiyorum. Evet. Kadir Bey dinledikten sonra bugün ben getirdim. Bugün Begamsar'da masaya oturmuştu, oturduktan sonra söyledim. Bak Saadet sana hatırlattı, aynen, iyilik yaptı. Çok teşekkür yaptı ederim. Bilerek mi hatırlattın, canı salata mı çekti de hatırlattın? Yok, fark eksiklik hissedince söyleyeyim dedim.
Türkan Hanım o niye orada? Vallahi o şey, bardağın yanındaki? Suyu ben içemedim de bardaktan koku geldi o yüzden. Ne gibi bir koku var Türkan Hanım? Şey bulaşık makinesinin kokusu. Yumurta kokusu böyle. Gibi böyle karışmış. Şey istersen bilmiyorum. Ben olabilir rahatsız olduysanız değiştirsin istersen. Yani herhangi bir koku alamıyorum ben. Yok ben şey biraz o konuda çok hassasım da kusura bakmayın. İstersen onu da ver yeni bir bardak versin sana. Ya hanımlar ben anlamıyorum. Benim bardağımda hiç koku yoktu. Sizin bardağınızda nasıl bir koku var? Peki afiyet olsun herkese buyurun. Evet Sakin ablacığım senden yorum alayım. Nasıl buldun ana yemeği? Patlıcan çok güzel olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Pilav da güzel. Fakat ette böyle değişik bir koku var. Sanki pişmemiş de suyundan çektirilmiş gibi. Yani suyu çekmiş kendinden. Tortu kokusu gibi. Hmm. Olamaz çünkü biz bunu çektirmedik. Tortu yani, kokusu ne demek onu tortu anlamadım. Tortu kokusu ne demek? Eti böyle şey yapıyorsun kaynatmaya bırakıyorsun ya. Tamam. Onu süzdürmüyorsun onu kendinden çektiriyorsun. Ha, suyunu emiyor. He suyunu emince böyle bir koku oluşuyor. Yok biz öyle yapmadık. Sakin Hanım şeyden bahsediyor. Eti haşladığımız zaman etin o tortusu kan, üzerine çıkan kanı şeyler. Kanı oluyor ya kanı suyun yukarısına çıkardı böyle kaynar siyah bir köpük olur. Ha. Köpük olur. Evet evet. Ondan bahsediyorsunuz. Evet zaten. Öyle bir tat bir var. Yoksa da... bak pilavın da güzel. Şeyin de beğendin şöyle de güzel söyleyeyim. Yani. Şöyle söyleyeyim sizin dediğiniz gibi yapmadık. Biz bunu düdüklü tencerede önce az bir şey yani yarım saat 45 dakika kadar kaynattık. Tam böyle kıvama gelene evet. kadar. Evet. Ondan sonra da malzemeleriyle harmanladık. Yani öyle çok rahatsız etmiyor ama var bir tat. Var bir tat. Tat var. Salatayı nasıl buldun? Salata da güzel. Peki, ekşisi falan. Afiyet olsun. Hülya Hanım? Eti sert geldi, bayağı çiğnedim. Hayır yok, pişmiş. Ben? Bak hiç öyle bak, etine... Yani çiğnedim ben bayağı. Bence sizin dişlerinizde bir problem var. Ben çok ben açık söylüyorum. Her yerde yani bütün etlerde aynı yorumu yapıyorsunuz. Gerçi pişmemiş, olmamış. Türkan Hanım'ın eti lokum gibiydi. Sakin Hanım'ın eti Sakin Hanım, güzel pişmişti fakat kokusu var vardı. Yok benim de. Bana sert geldi. Niye Hülya Hanım'ın vermemesine şaşırdı? Ya ben şaşırıyorum çünkü niye? Bayağı çiğnedim. Denedim yani bayağı çiğnedim. Bak alayım senin için bir tane daha yiyeyim. Ayrılmıyor mu et? Ya da siz mi ayıramıyorsunuz? Ben onu anlayamadım. Çünkü benim ağzımda dağılıyor. Yok et pişmiş. Yok, et güzel pişmiş. Hayır. Ve? Dur bir bak bir saniye. Yani Türkan Hanım'ın etine falan göre, bana göre. Şimdi Türkan Hanım'ın etine göre değil. Yani siz... onunla falan kıyasladım. Hayır et pişmiş mi pişmemiş mi? Yani pişmiş aslında. Nasıl ama... peki üç kere çiğniyorsunuz onu anlamadım. Ama bilmiyorum bir çiğnerken zorlandım yani ben de bilmiyorum. Yani bu eti ben mutfakta düdüklüde içinden şöyle aldım tadına bakmak için. Lime gibi ayrıldı et içinden. Evet öyle lime gibi oldu. Peki alt patlıcanı nasıl olmuş? Güzel. Güzel mi? Pilavı güzel, patlıcanı güzel. Peki salata? Salata yiyelim. Salatanın da tadına bakın. Türkan Hanımcığım? Salata bana çok ekşi geldi. Salata. Pilavda bazı yerleri pişmemiş geldi ve... Dirilik mi var pilavda? Dirilik var. Bir de şehriyelerin renkleri değişik. Bir tarafı herhalde yandı, bir tarafı şey oldu. Yanmadı. Tam tersi. Yani bir de yandı bunu... demeyeyim, pardon. Yani bir tarafı fazla pişmiş, bir tarafı az pişmiş. Karışıklık olabilir. Sonuçta ikisi de aynı yerde oldu ama pilavım tam pişti çünkü hatta... Yok, benim ağzıma hatta şöyle söyleyeyim Türkan Hanım, aklıma şu geldi benim. Evet birazcık dirilik vardı. Ondan sonra üstüne su ekledim. Hatta döndüm dedim ki kesin i̇şte, lapa olacak dedim. Bazı yerlerinde o kıtırlıklar kalmış işte sonradan koyduğun için. Bana gelmedi yani sonradan, şu an tam olmuş. Oluyor mu koydun? Şimdi şöyle bir şey. Hiç koymadın değil kullanmadım. Mi? Pilavda mesela diyelim ki suyunu sen koydun işte... Pişti, suyunu çekti. Bir taraf şey yani diri kaldı. Sonradan su eklediğin zaman bir taraftan bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemiş oluyor. Yani hepsi çekmiş olmuyor suyu. Peki zor bir ana yemek mi? Kolay bir ana yemek. Kolay bir ana yemek. Zor değil. Peki afiyet olsun. Saadet Hanımcığım. Ben Hürkan Berdi'yi beğendim zaten. Patlıcanı güzel olmuş. Hani bana tuzsuz geldi. Dirilik falan geldi mi içinden? Yok dirilik fazlan gelmedi ama tuzsuz. Şöyle söyleyeyim. Yani bir tat alamadım pilavdan öyle şimdi, diyeyim. Bakın ben çok fazla tuz yiyen biriyim bunu 5 evet, günde anladık. Bu da benim dikkatimi çekti. Ve ben herkesin ağız tadına göre yapmaya çalıştım. Ve ona göre de oldu. Çünkü olması gerektiği kadar. Yok ben tuzsuz olduğu için bir tat alamadım hani pilavdan. Peki afiyet olsun herkese. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Maalesef pilavını beğenemedim. Çünkü pilavda hiç parlaklık yok. Böyle üstünde bir püdür püdür bir hava var. Hiç sevmediğim pilav görüntüsüdür. Sanki böyle şey dünden kalmışsın da ısıtmışsın gibi evet. bir hava var. Soğuk bir pilav görüntüsü var su şu anda. Su konduğu için öyle olmuş.
Aynen, bir lapa da demeyeyim de tuhaf bir görüntüsü var. Tadında hiç tuz yok. Evet. Hiçbir lezzet yok. Suda haşlama gibi bir tadı var. Yani bir pilav tadı alamıyorum maalesef ki. Buna geldiğimizde etin inanılmaz güzel pişmiş. Salçası da lezzetli olmuş. Ama alt kısmında bir un tadı geliyor. Yani o beşamel sosun unu çiğ kokuyor. Tam olarak kokusu alınmamış. Tam olarak kavrulmamış. Tam kavrulmamış. Tam yok. Bana direktmen yediğimde o unun o beyaz tadı geliyor. Yani çok burada hünkâr beğendi yaptık. Çok beşamel sos yaptık. Ve senin ilk beşamel sos yapışın bu. Evet. Yani ilk yapışına göre güzel. Ama lezzetli bir beşamel sosu, içinden çiğ çiğ un kokusu geliyor. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkürler. Salatamı da vereyim böyle. Evet, şimdi tatlı olarak ne geliyordu? Ev usulü tiramisu geliyor. Hadi bakalım, kedi dillerimiz güzel ıslanmış mı görelim. Gamze Hanım, anladım ki siz yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.